Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda bağıl atom kütlere dikkate alındığında verilen bileşiklerden hangilerinin 44 gramı 1 moldür deniyor. Yani 1 molü 44 gramdır. Kısacası arkadaşlar bir bileşiğin ya da bir atomun 1 molünün gram cinsinden ifadesine biz molekül ağırlığı olarak söylüyoruz. Yani verilen bileşiklerden hangisinin molekül ağırlığı 44'e tekabül edecektir. Kısaca molekül ağırlığı bulurken de arkadaşlar bir tane karbon atomu olduğunu görüyoruz. İki tane de oksijen atomu olduğunu görüyoruz. Buradan arkadaşlar bir tane karbonun 12 olduğunu, bir oksijenin de arkadaşlar 16 olduğunu görmekteyiz. 2 oksijen 32, buradan 12 artı arkadaşlar 32'den 44 olduğunu göreceğiz. Benzer şekilde burada iki tane azot olduğunu görüyoruz. Artı bir tane oksijen olduğunu görüyoruz. Buradan bir azot arkadaşlar 14, 2 tane azot 28, 28 artı oksijen de 16. Buradan topladığımız zaman yine 44 olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra o 3. ifadeye bakacak olursak 3 tane karbon atomu ve 8 tane hidrojenden oluştuğunu görüyoruz. Burada 3 çarpı karbon 12 olduğuna göre 3 ile 12'yi çarptığımızda arkadaşlar 36 artı hidrojen de 1 olduğunu söylüyoruz. 8 tane hidrojen 8 topladığımız zaman 44. Yani her birinin 1 molünün ağırlığı 44 çıktı. O yüzden de cevap burada E seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda 7,6 gram N2O3 bileşiği ile ilgili olarak verilen ifadelerin hangileri doğrudur deniyor. Yani arkadaşlar buradaki ifadeleri şöyle inceleyecek olursak mol ifadeli geçtiğinden dolayı burada verilen ifadeyi arkadaşlar gramı mole çevirmemiz gerekecektir. O yüzden de gram ile mol arasındaki formül arkadaşlar N eşittir M bölü MA formülünden bulabiliyoruz. Burada kütlesine 7,6 olduğunu söylemiş gram bölüm. Peki molekül ağırlığı nedir? N2O3'ten bahsediyoruz. Yani 2 tane azot atomu artı 3 tane de oksijenden bahsedeceğiz. Molekül ağırlığı bulurken 1 molün ağırlığı azotun 14 olduğu için 2 çarpı 14 artı 3 çarpı oksijen de arkadaşlar 16 olduğundan dolayı 16 olarak yazdık. Buradan 28 artı 48'den topladığımız zaman arkadaşlar 76 olacaktı. Ve oranladığımız zaman da 0,1 mol olduğunu görüyoruz. N2O3 molekülünün. Buradan arkadaşlar 0,2 mol doğrudur. Ama burada özellikle dikkat etmemiz gereken bir ifade var. Bazen burada bizi yanıltabilirler. Molekül mü değil mi diye bakmamız lazım. Nasıl anlayacağız? Azot ametal atomudur. Oksijen de ametal atomudur. Dolayısıyla elektronları ortaklaşa kullandıklarından dolayı moleküldür diyebiliriz. Ama örneğin burada sodyum klorür gibi iyonik bir bileşik olsaydı bu ifade doğru olsa bile molekül değildi arkadaşlar. Formül diye denebilirdi veya bileşik denebilirdi. Buna özellikle arkadaşlar dikkat etmenizde fayda var. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye gelecek olursak değerli arkadaşlar şuradaki ifadeye dikkat ediniz. 6,02 çarpı 10 üzeri 22. Dikkat, 10 üzeri 23 1 mol demektir. Burada 22 arkadaşlar bir ona bölünmüş, bir ondalığa bölündüğünden dolayı şuradaki ifade komple 0,1 mol. Bakınız atom içerir demiş. Peki atom ne kadar içereceğini şöyle bakalım. 3 ile 0,1'i çarptığımız zaman arkadaşlar 0,03 mol oksijen atomu arkadaşlar içeriyor. 2 ile de 0,1'i çarptığımız zaman da 0,2 mol de azot atomu içeriyor. Yani atom sayısı toplamda arkadaşlar 0,5 mol atom içerdiğini görmekteyiz. Burada 0,1 mol demiş. Bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 0,3 mol oksijen atomu içerir demiş arkadaşlar. Bu ifadeyi biraz önce yazmış olduk. Bu ifade doğru. Cevap D seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda şekildeki kaplarda bulunan eşit kütleli. Arkadaşlar bu eşit kütleli denildiği zaman neyi anlamamız gerektiğini şöyle söyleyelim. Değerli arkadaşlar mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı olduğunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar şunu ortaya çıkaracağız. Mol ile molekül ağırlıklarının arkadaşlar çarpımına lütfen dikkat edin. Mol ile molekül ağırlığının çarpımı neyi veriyor bize? Kütleyi. O zaman eşit kütleli diye bir soru sorulduğu zaman aslında şunu anlamalıyız. Mol ile molekül ağırlıklarının çarpımları birbirine eşit. İşte bunu anlamalıyız. O yüzden de burada öncelikle verilen gazların her birinin molekül ağırlığını teker teker bulacak olursak burada arkadaşlar karbon 12 olduğunu görüyoruz burada verilen ifadelerden. Oksijen de 16 arkadaşlar topladığımız zaman 28 olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan buradaki karbon arkadaşlar 2 tane karbon var. 1 karbon 12'den 2 karbon 24 olacaktır. 4 tane hidrojen de arkadaşlar 28 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da arkadaşlar azotun 1 azot 14, 2 azot 28 olduğunu görüyoruz.
Buradan da şunu anlamış olduk arkadaşlar. Baktık ki kütleleri eşit olduğunu söylemiş. Molekül ağırlıkları da eşit çıktığına göre demek ki bunların molleri de birbirine eşit. Misal arkadaşlar biz bunların her birine 1 mol diyelim. Burada arkadaşlar molekül sayıları mol sayıları ile arkadaşlar doğru orantılıdır. Dolayısıyla böyle bir eşitlik söz konusudur diyoruz. Burada molekül kütlerini de biraz önce arkadaşlar bulduk. Her birinin 28 olduğu için bu da ifademizde bu eşitlik de var. Atom sayıları denildiği zaman arkadaşlar atom sayıları elbette ki örneğin birinci kapta bir karbon bir de oksijen var. Burada 2 mol atom olduğunu görüyoruz. Yani 2 ile şuradaki biri çarptıktan sonra bunu söylüyorum. Burada arkadaşlar 1 mol olduğunu düşündüğümüz zaman 2 karbon 4 de hidrojen var. Toplamı 6. 6 ile 1'i çarptığımız zaman burada 6 mol atom olduğunu görürüz. Yani birbirine eşitlik olmayacaktır diyoruz. Bu ifademizde bu eşitlik yok. O yüzden eşit olanı sormuş. Cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıdaki maddelerin içerdiği oksijen kütlelerinin doğru karşılaştırılması hangi seçenekte verilmiştir diyor. Değerli arkadaşlar, oksijen kütlerini bulabilmek için öncelikle verilen bileşik ve elementlerin mollerini bulmalıyız. Ardından da içerisinde ne kadar oksijen olduğunu bulalım. Ardından zaten ne kadar oksijen varsa tanecik olarak yani mol olarak ne kadar oksijen varsa kütlesini hemen rahatlıkla kıyaslayabiliriz. Verilen H2O bileşini inceleyecek olursak arkadaşlar burada 3.6 gram H2O demiş. Tabii biz buradan şu formülü uygulayacak olursak mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı arkadaşlar uyguluyoruz. Bize gramı 3.6 gram verilmiş. Bunu arkadaşlar neye bölmeliyiz? Molekül ağırlığı. H2O'nun molekül ağırlığı arkadaşlar 2 tane hidrojen olduğunu görüyoruz. 1 hidrojen, 1 2 hidrojen 2 olacaktır. 1 tane oksijen de 16 toplamda 18 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla verilen bu bileşikte arkadaşlar H2O'nun 0.2 mol olduğunu görebiliyoruz. Peki 0.2 molde ne kadar oksijen olduğunu görüyoruz? 1 çarpı arkadaşlar 0.2 buradan 0.2 mol ne olduğunu görüyoruz? Oksijen atomu mevcutmuş. Diğer taraftan şu ifadeyi inceleyecek olursak ikinci ifade arkadaşlar verilen bu ifadeye bakınız kaç mol olduğunu görelim. 1 molün ne kadar taneye tekabül ettiğini biliyoruz. O yüzden de dikkat edecek olursanız yarısı alınmış burada. O yüzden de bu da yarım mol yani 0.5 mol olduğunu görüyoruz. Peki 0.5 mol ise 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 1 mol oksijen olduğunu görüyoruz. Oksijen atomu mevcutmuş. Şimdi üçüncü ifade özellikle lütfen dikkat. 0.5 mol atom içeren diyor. Değerli arkadaşlar bakın 0.5 mol bileşiği demiyor. Atom içeren. İşte bu sorularda verilen bu bileşiğin mol sayısını bulabilmek için buradaki ifadeyi arkadaşlar 0.5'i içerdiği atom sayısına bölünüz lütfen. Toplam arkadaşlar 5. 5'e böldüğünüz zaman demek ki bileşik 0.1 mol imiş değerli arkadaşlar. Oksijeni sormuş. Oksijeni 0.1 ile çarptığımız zaman 0.3 mol oksijen olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar kütle ile biliyorsunuz ki mol doğru orantılıdır. Dolayısıyla ne kadar mol varsa o kadar kütlesi fazla olacaktır. Burada 1 mol en fazla olduğundan dolayı ve 3. de daha sonra geldiğinden dolayı 2, 3, 1 şeklinde sıralanması gerekiyor. O yüzden cevap B seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 1 mol atom içeren kütlesi en büyüktür deniyor. Değerli arkadaşlar öncelikli olarak verilen bu bileşiklerin kaç mol olduğunu bulmamız gerekiyor. Molünü bulduktan sonra değerli arkadaşlar molekül ağırlıklarıyla çarpacağız ve bize kütlesini vereceğinden dolayı hangisinin en büyük kütleye sahip olduğunu buradan bulabiliriz. Bizim burada en önemli detayımız verilen buradaki bileşiklerin kaç mol olduğunu bulmaktır. Peki onu nasıl bulacağız? Şöyle ki 1 mol atom içeren deniyor. Değerli arkadaşlar pratik bir yöntem öğretmek istiyorum bu konuda size. Hepsi 1 mol atom içeriyorsa verilen bileşiklerin molünü bulabilmek için örneğin A seçeneğinde arkadaşlar 1 molü içerdiği atom sayısına bölünür. İçerdiği atom sayısı arkadaşlar 2 olduğundan dolayı 1 karbon 1 oksijen. Dolayısıyla bu bileşik arkadaşlar 1 bölü 2 mol olmalıdır diyoruz. Diğer taraftan B seçeneğine bakacak olursak arkadaşlar 1 molü buradaki 1 mol arkadaşlar içerdiği atom sayısı 8 olduğu için 8'e bölün. Bu bileşik 1 bölü 8 moldür. H2O'ya bakacak olursak 1 bölü 2 bir daha 3 olduğu için arkadaşlar 3'e böldüğümüzde bu bileşik arkadaşlar 1 bölü 3 moldür diyoruz. Benzer şekilde bu da arkadaşlar 1 bölü 5 mol olduğunu söyleyebiliriz. İçeride atom sayısına bölüyoruz. Bu da arkadaşlar 1 bölü 4 mol olduğunu söylüyoruz. Yani 1 molü
içerdiği atom sayısına böldüğümüzde bize o bileşiğin molünü verecektir değerli arkadaşlar. Buradan molekül ağırlıklarıyla arkadaşlar çarpacak olursak, örneğin karbon, bir karbon 12, bir oksijen de 16, topladığımız zaman arkadaşlar 28, 28'e çarptığımızda bunun kütlesinin 14 olduğunu görüyoruz. Denizli seçeneğini arkadaşlar inceleyelim. Burada bir kükürt arkadaşlar 38, özür dilerim 32, 3 tane oksijen arkadaşlar 3 gümüşle genişlettiğimiz zaman 48, topladığımız zaman arkadaşlar 80 çıkacaktır. Sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu ifadeyi, kükürtün de 20 gram olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçenekleri de arkadaşlar incelediğimiz zaman 20'den daha az çıkıyor. Benzer şekilde, o yüzden cevap D seçeneği olacaktır. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda XAYB bileşiğinin mol kütlesini hesaplanabilmesi için verilen bu niceliklerden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir diyor. Birinci ifadede 1 mol XAYB bileşiğindeki X'in kütlesi. Değerli arkadaşlar bunu verecek olursa aslında bu şu demektir. X'in kütlesi o zaman veriliyorsa A ile arkadaşlar X'in molekül ağırlığı. Örneğin şurada küçük X diyeyim arkadaşlar. Molekül ağırlığını buradaki X olarak temsil ediyorum. O zaman X'in kütlesi arkadaşlar A çarpı X olarak 1 molün kütlesi, çünkü buradaki A ile bana verilen buradaki molekül ağırlığını çarptığımız zaman bulacağım ifadedir değerli arkadaşlar. Bu verilmiş olsun. İkinci ifadeye bakacak olursak, kütlece birleşme oranı nedir arkadaşlar? Kütlece birleşme oranını bulmak istediğimiz zaman şöyle yapardık. X'in kütlesi arkadaşlar molekül kütlesi X olmuş olsun. Y'nin de küçük Y olmuş olsun arkadaşlar. Kütlece birleşme oranı nedir? Mx bölü my dediğimiz zaman A ile X'in çarpımı bölü B ile Y'nin çarpımı. İşte bu oran eğer bize verilecek olursa, örneğin arkadaşlar verilecek olursa dediğimiz zaman mesela 12'ye 18 şeklinde bu oran verilmiş olsun. Şimdi bakın dikkat edin. Buradaki ifade zaten birinci ifadeden bana geliyor. Yani 12 olduğunu temsil ederim. Çarpımı 12 olmuş olsun. Ki bir molekül kütlesi nedir arkadaşlar? Molekül kütlesi aslında buradaki A çarpı X artı B çarpı Y'dir. Dolayısıyla A çarpı X arkadaşlar eğer buysa B çarpı Y'nin de bu olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla 18 olduğunu anlarız ve buradan mol kütlesi 12 ile 18 deyip toplam işlemi yaparak mol kütlesini, 1 molünün kütlesini bulabiliriz. Yani bu ifade ve bu ifade bana verilirse ve en az bunlar verilirse ben mol kütlesini hesaplayabilirim. B değerini burada arkadaşlar en az dediği için bu ikisi bana verilmiş olsa ben bunları hesaplayabilirim. Cevap buradan B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda arkadaşlar özellikle eşit kütleli denildiği zaman lütfen zihninizde şunu söylemeniz gerekmektedir. Mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığını yazacak olursak, mol ile molekül ağırlıklarının arkadaşlar çarpımı bize kütleyi veriyor. Bize şunu söylüyor aslında, kütleleri eşit derken aslında molleri ile molekül ağırlıklarının çarpımları eşit demeye çalışıyor. Dolayısıyla verilen bu bileşiklerin mol ve molekül ağırlıklarının çarpımları madem eşitse ben buradan molekül ağırlıklarını arkadaşlar verilen şuradaki ifadelerden hesaplayabilirim. Örneğin kükürt arkadaşlar 32 olduğunu görüyoruz. Bir kükürt 32, 2 tane oksijen gelecektir. 2 ile de 16'yı çarptığımız zaman 32, topladığımız zaman arkadaşlar molekül ağırlığı 64 çıkacaktır. Benzer şekilde CH4'te 16 çıkacaktır. Oksijen de arkadaşlar 32 çıkacaktır. Şimdi bunların çarpımları birbirine eşitse o zaman bakınız burada hepsini 64'te eşitleyecek olursak, bu arkadaşa ben 1 mol, bu arkadaşa 4 dersem, buna da 2 mol dersem buradan hemen çarpımların hepsinin 64'e eşitlenmiş olduğunu görüyoruz. Buradan mol sayılar arasındaki ilişkiyi bize sormuş arkadaşlar. En fazla 2'de olduğunu görüyoruz. Sonra arkadaşlar 3'te, sonra da 1'de olduğunu görüyoruz. Yani birinci ifademiz doğru. Atom sayısı en fazla olan ikincisidir diyor. Arkadaşlar atom sayısı denildiği zaman içerdiği atom sayısıyla mol sayısını çarpacağız. Baktığımız zaman birinci ifade arkadaşlar, bir kükürt 2 tane de oksijen var. Toplamda 3 var. 3 de mol sayısını çarptığımız zaman burada 3 mol atom vardır diyoruz. İkinci ifadeye bakacak olursak 1 artı 4'ten toplam 5. 5 ile 4'ü çarpacak olursak 20 arkadaşlar. Diğer taraftan 2 oksijen var. 2 ile çarptığımız zaman 4. En fazla 2 olduğunu, 2'de olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu ifademiz de doğrudur. Birinci ve üçüncü sünde oksijen atom sayısı birbirine eşittir demiş. Baktığımız zaman
1 mol birincisi 2 ile arkadaşlar çarptığımız zaman oksijenin 2 olduğunu görüyoruz. Burada ise 2 ile 2 çarptığımız zaman 4 mol oksijen olduğunu görüyoruz. Yani ikincisinde daha fazla, özür dilerim, üçüncüsünde daha fazla. Dolayısıyla burada doğru olan 1 ve 2. seçenek, yani C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda molekül yapılı bir bileşikle ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Birinci grafikte arkadaşlar şöyle bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Bakınız, mol sayısı arttıkça, insan zihninde şöyle düşünebilir. Mol sayısı arttıkça kütle de arttığına göre artıyor olması lazım. Şöyledir diye düşünebilirsiniz. Oysa ki arkadaşlar bakın burada ne gibi bir detay var? Mol kütlesi diyor. Yani bir molünün kütlesi. Bir bileşiğin ya da bir molekülün bir molünün kütlesi sabittir der arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. Ama bunu biraz daha netleştirmek istersek şöyle düşünebiliriz. Bildiğiniz gibi mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı diye düşünelim. Yani buradan şöyle bir ifade yazacak olursak mol ile molekül ağırlığının çarpımı kütleyi verecektir. Dolayısıyla örneğin H2O için arkadaşlar konuşacak olursak H2O'nun 1 molünün ağırlığı arkadaşlar 18'dir. 18 çarptığımızda 18 gramı verir. Bakınız 2 mol aldığımız zaman yine molekül ağırlığı 18'dir. Bu sefer gramı 36 gramdır. 3 mol mu almak istiyoruz? Molekül ağırlığı yine, yani 1 molünün kütlesi yine 18'dir. Değişmez. Çünkü 1 molünün kütlesini bulurken neyle hesaplıyoruz? Buradaki kütle numaranı hesaplıyoruz. Yani hidrojen için 1, oksijen için 16. Yani buradaki değerler arkadaşlar sabit değerlerdir. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla mol kütlesi 1 molünün kütlesi sabit bir değerdir. Mol ile artmaz. Bu ifade doğrudur. Atom sayısı ile bileşik kütlesi arasında doğru orantı bir ifade söylemiş. Bu ifade hemen şunu söyleyebiliriz. Örneğin burada şöyle bir bileşiğimiz olmuş olsun. CH4 olmuş olsun arkadaşlar. Bunun atom sayısı 5 ve bileşik kütlesi dediğimiz zaman 16 olduğunu söyleyebiliriz. Karbon 12, hidrojen 1'den dolayı bunu yapıyorum. Bunun arkadaşlar atom sayısını eğer 2 katını alacak olursak, şöyle yapacak olursak, molekül kütlelerini hesaplayacak olursak hemen burada 2 ile 12 çarpınca 24, 8 daha hesapladığımız zaman 32 olacaktır. Yani 2 katını aldığımız zaman bileşiğin kütlesi 2 katına çıkıyor. Yani doğru orantılı olarak devam ediyor. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifade arkadaşlar, özellikle buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada molekül sayısı ile atom sayısını vermişler arkadaşlar. Molekül sayısı 2 iken demiş atom sayısı 1'dir. Böyle bir şey arkadaşlar olamaz. Neden? Örneğin arkadaşlar 2 molekül oksijen olmuş olsun. Şimdi 2 molekül oksijende 2 ile bunu arkadaşlar çarptığımız zaman 4 molekül, daha doğrusu 4, burada atom sayısı dediğinden dolayı arkadaşlar molekül değil atom diyeceğiz. 4 atom olur. Yani molekül sayısından daha fazla olması gerekiyor atom sayısı. Burada ise arkadaşlar tam tersi vermiş. Bakın dikkat edin, molekül sayısı 2 iken atom sayısı 1. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Cevap C seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar atom içeren C2H6 gazı ile ilgili olarak. Bakınız, Avogadro sayısı kadar diyorsa eğer, Avogadro sayısı nedir arkadaşlar? 1 mol. 1 mol atom içeren diyor. Burada arkadaşlar size bileşiğin 1 mol olduğunu söylemiyor. 1 mol atom içermelidir diyor. O zaman bileşiğin molünü bulmak için size bir taktik söyleyeceğim arkadaşlar. 1 molü, yani Avogadro sayısı kadar dediği için 1 molü içerdiği atom sayısına böldüğünüzde, yani 8'e böldüğünüzde, işte bu bulduğunuz değer C2H6'nın mol sayısıdır değerli arkadaşlar. 1 bölü 8 moldür C2H6. Yani 1'i 8'e böldüğünüz zaman arkadaşlar, 125 ile genişlettiğiniz zaman 125 bölü 1000'den 0,125 mol olarak söyleyebiliriz. Bu ifade, yani birinci ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 0,25 1 bölü 4 moldür diye söyleyebiliriz. İkinci ifadeye bakacak olursak 3,75 gramdır demiş. Hemen arkadaşlar buradan mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığından, formülden daha doğrusu, bunu kullanabiliriz. 2 tane karbon olduğu söyleyelim. 2 karbon arkadaşlar, 1 karbon 12 ise 2 karbon 24. Hidrojen 1, hidrojen 1 ise 6 hidrojen de arkadaşlar 6'dır. Toplamı ne çıktı? 30 çıkmış oldu. Buradan
Molekül ağırlığı yerine 30 yazacak olursak, yani burada kullandığım formülü yine burada yazmış olayım. Şu şekilde arkadaşlar bunu kullanıyorum. 1 bölü 8 mol olduğunu gördüm. Buradan arkadaşlar M eşittir 30 bölü 8, yani 15 bölü 4'tür. 15'i 4'e böldüğünüz arkadaşlar bu değer gelmektedir diyoruz. Burada üçüncü ifadeye özellikle dikkat arkadaşlar. Bakın NA tane gördüğünüz yerde, mol konusunda NA tane gördüğünüz zaman arkadaşlar hemen oraya mol yazın arkadaşlar. Mol demektir bu. Dolayısıyla daha rahat anlarsınız konunun içeriği açısından söylüyorum. 0,75 hidrojen atomu içerir diyor. Lütfen dikkat. Benim bileşiğim arkadaşlar 1 bölü 8 mol idi. Ne? C2H6. Hidrojeni sorduğundan dolayı arkadaşlar 6 ile çarptığımız zaman 6 bölü 8 mol hidrojen atomu içerecektir. Buradan arkadaşlar gerekli sadeleştirme şöyle yapacak olursak 3 bölü 4 çıkacaktır. 3 bölü 4 de arkadaşlar 25 ile genişlettiğimiz zaman 75 bölü 100 olacaktır. Yani 0,75 mol olacaktır. Bazen karşımıza çıkar diye tekrar söylüyorum. Mol gördüğünüz yer arkadaşlar NA tane rahatlıkla yazabilirsiniz. Çünkü aynı anlama geliyor değerli arkadaşlar. NA tane yazabilirsiniz. Bu ifademize doğru. Bize doğruyu sormuş, cevap D seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu sorunun çözümünde kullanacağımız size özet bir bilgi vermek istiyorum. Eğer bir atom veya molekül size söylendiğinde bir molünün kütlesini söylendiği zaman arkadaşlar onun gramını alırız. Yani buradaki kütlesi karbon için söylüyoruz burada. 12 olduğu için 12 gram deriz. Yani mol derse gram olarak alacağız. Ama eğer tane derse arkadaşlar buradaki 12 atom anlamında, yani bir tane atom aslında burada söylüyoruz. Bir tanesi arkadaşlar kütlesi daha küçük kütle birimi, yani atomik kütle birimi olarak söyleyeceğiz. AKB olarak söylüyoruz. Bakın bu AKB bir kütle birimidir değerli arkadaşlar. Ama bir tanesinin kütlesinin birimidir. Yani buradaki 12 eğer 1 mol söylerse gramı, bir tane söylerse AKB'yi temsil etmektedir. Bazen arkadaşlar bir tanesinin kütlesini gerçek atom kütlesi olarak da gram cinsinden yazabiliriz. Bakın bir tanesini AKB cinsine yazdık. Ama bir tanesini gram cinsinde yazmak istediğimiz zaman buradaki 12 gramı NA taneye bölmemiz gerekecektir değerli arkadaşlar. Bu da bizim için çok çok önemli ve özellikle karşımda sıklıkla çıkacaktır. Gerçek atom kütlesi nedir? Gerçek atom kütlesi bir tanesinin kütlesidir. Yani 12 gramı NA'ya böleceğiz. Ya da arkadaşlar çok sıklıkla kullanacağımız formül, bize verilen atom ağırlığı ya da molekül ağırlığını taneye böldüğümüz zaman o verilen atomun ya da bileşiğin bir tanesinin, lütfen dikkat, bir tanesinin kütlesini gram cinsinden yazmak istediğimiz zaman bu şekilde yazacağız. Örneğin arkadaşlar bize şöyle bir şey söyledi. Bir tane H2O'nun bize gerçek atom kütlesini sordu. Hemen yazacağımız şey şudur. Molekül ağırlığını taneye bölerek gram cinsinden yazmak demektir. Yani buradaki molekül ağırlığı H2O'nun molekül arkadaşı 18 olduğu için 18 bölü NA gramdır şeklinde yazacağız. Buradaki taneye özellikle dikkat. Bunun yanı sıra arkadaşlar buradaki küçük kütle birimi olan ikinci ifade arkadaşlar bakacak olursak atomik kütle birimi, yani küçük kütle birimini bu kadar tane ile çarptığımız zaman büyük kütle birimini bulmuş oluyoruz. Bu eşitlik de önemli. Bunun yanı sıra bize sorularda bir molekül derse aslında bir tane demektir. Bu da unutulmaması gereken bir detaydır. Bir molekül derse bir tane olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi bakınız. Buna göre diyor değerli arkadaşlar, burada bağlı atom kütleleri bize verilmiş ve birinci ifadeye bakacak olursak bir tane, bakın bir tanenin kütlesini gramla göstermiyoruz. Yani gramla göstermek istediğimiz zaman bakın burada bir taneyi ya AKB olarak göstereceğiz ya da 14 arkadaşlar NA'ya bölmemiz gerekiyor. O şekilde bir taneyi gösterebiliriz. Yani direkt gram olarak gösteremeyiz ama 1 mol demiş olsaydı gramdı diyecektik. O doğru olacaktı ama bir tane dediği için bu ifadenin yanlış olduğunu görebiliyoruz. İkinci ifadeye bakalım. Bir molekül, yani arkadaşlar bir tane SO3 demiş. Bu kadar AKB. Bakınız bir tane dediği için AKB kütlesi olarak kullanabiliyoruz. Peki 80 mi diye bakalım. Kükürt 32. 3 tane oksijen arkadaşlar çarptığımız zaman 16 ile 48 yapacaktır. 32 ile 48 topladığımız zaman 80 yapacaktır.
80 AKP olarak söyleyebiliriz. Bu ifademiz de burada doğrudur. Üçüncü ifadeye bakacak olursak, bakınız arkadaşlar, bir tanesini ne yapmış? Oksijen 2 ile oksijen akışı 2 ile çarptığımız zaman 32 olacaktır. Bakın bize aslında neyi göstermeye çalışmış? Şuradaki gerçek atom kütlesi ifadesini gösteriyor. Buradaki oksijenin MA'sı tane sayısına bölüp burada gram cinsinden gösterebiliyoruz. Bir tane olduğunda değerli arkadaşlar, bu ifademize doğru, bize yanlış olanı sormuş. Cevap A seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda NA tane elektron içeren hidrojen atomuyla ilgili olarak, değerli arkadaşlar, NA tane diyorsa NA tane 1 mol demektir. Elektron dediği için de arkadaşlar şöyle yazacak olursak, bir kütle numarası, bir proton var ve elektron sayısı arkadaşlar burada nötr olduğundan dolayı elektron sayısında 1 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki elektron sayısını temsil ediyor. Burası arkadaşlar proton sayısını temsil ediyor. Burada arkadaşlar bu verilen bir de kütle numarasını arkadaşlar temsil ediyor ve burada şöyle bir kuralımız vardı. Burada arkadaşlar nötron sayısı vardı. Proton ile nötron sayısının toplamı kütle numarası verecekti. Dolayısıyla burada nötron sayısının 0 olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, buradaki dikkat edecek olursanız 1 mol elektron içeriyorsa, yani şuradaki değer olarak 1 mol ise, o zaman 1 mol de proton içeriyordur. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Nötron açıkçası arkadaşlar nötronun olmadığını gördüğümüz için 1 mol nötron içerir ifadesini söyleyemeyiz. İkinci ifademiz yanlış. Peki mol gram cinsinden ifade etmek istediğimiz zaman niye kullanıyoruz arkadaşlar? Kütle numarasını kullanıyoruz. Buradaki hidrojenin şuradaki değeri değerli arkadaşlar neyi temsil eder? 1 molün gramını temsil eder. 1 mol arkadaşlar 1 gramdır diyoruz. Bu ifademiz doğrudur. Üçüncü ifadeye özellikle dikkat arkadaşlar. Buradaki AKB atomik kütle birimi, yani küçük kütle birimi. Küçük kütle birimini bu kadar tane ile çarptığınız zaman arkadaşlar gramı size verecektir. Yani biz bir soruda NaAKB diye bir şey görürsek aslında yerine gram yazabiliriz. Aslında ne demek bu? 1 gram olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında birinci ifade ile üçüncü ifade birbirinin aynısıdır değerli arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru. Cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzun çözümünde özel bir not sizinle arkadaşlar paylaşmak istiyorum. Bize gerçek atom kütlesi ya da gerçek molekül kütlesi diye bir şey söylendiği zaman aslında bir tanesinin ya da atomun ya da molekülün molekül ağırlığının NA'ya bölümünün gram cinsinden ifadesini söylüyor demektir. Özellikle arkadaşlar dikkat, bir tanesinin söylediğini söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar yani şuradaki ifadeye özellikle dikkat. Buradaki MA ifadesidir. Yani bize burada verilen 108 değerli arkadaşlar verilen bir molekülün MA değeri olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki X2, Y5'in molekül kütlesi 108 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar 43,2 gram olduğunu da söylemiş. Ben buradan mol sayısına ulaşamaz mıyım? Ulaşabilirim. N eşittir kütlesi bölü molekül ağırlığı. Ne kadar kütlesi? 43,2 bölü molekül ağırlığı arkadaşlar 108. Buradan gerekli işlemler yapıldığında 0,4 mol arkadaşlar bulacağız. Bu ifademizi, bu verilen buradaki bileşiği 0,4 mol olarak bulabiliyoruz. O zaman 0,4 mol bu bileşikteki kaç tane atom olduğunu söylemiş. Önce molü bulalım. Kaç tane olduğunu rahatlıkla bulabileceğiz. Dikkat edecek olursak arkadaşlar X2, Y5'ten bahsediyoruz. 1 molünde ne kadar atom var? 2, 5 daha 7. Peki 1 molünde 7 mol atom varsa 0,4'ünde arkadaşlar çarptığımız zaman 2,8 mol atom içerir. Bize bakın mol dememiş. Ne demiş? Tane demiş. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Şuradaki mol zaten tane demek. Ama ne kadar tane? Na tane demek arkadaşlar. Mol gördüğünüz yere Na tane yazabilirsiniz. Na tane gördüğünüz yere mol yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Na tane mol demektir. Dolayısıyla 2,8 Na olması gerekiyor. Cevap C seçeneği.